Merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta bir giriş yaptık AB dış politikasında. Avrupa Birliği ile ilgili genel bilgileri anlatmaya çalıştım. Yani bir 10-15 dakikalık da olsa birinci haftada bir giriş niyetine bir şeyler anlatmaya çalıştım. Şimdi bu hafta ise yine Avrupa Birliği ile ilgili genel bilgilerden devam edeceğiz. Fakat daha ayrıntılı. Yani işte bayrağı, sloganı ya da Avrupa Birliği nasıl bir birlikten ziyade Avrupa Birliği ile ilgili daha ayrıntılı ve kavramlar üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili bazı kavramları bilmemizde yarar var arkadaşlar. Özellikle bu kavramlar çok önemli. Onlardan bir tanesi Avrupa Birliği ile ilgili yapılan antlaşmalar. Mesela 1951 AKÇT. AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak söyleniyor. Yani Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 1951'de imzalandı. Kısaltılmışı AKÇT. Yürürlüğe giriş tarihi ise 1952. Bir diğeri 1957'de imzalanan Roma Antlaşmaları. Bak bu çok önemli. Antlaşma söylemiyorum. Antlaşmaları. Yani birden çok antlaşma var ki bu Roma antlaşmaları 1958'de yürürlüğe girdi. Burada iki antlaşma var. Birincisi Avrupa Atom Enerji Antlaşması, Avrupa Atom Enerji Antlaşması ve bir diğer ismiyle Euratom olarak geçiyor. AAET. İkincisi ise Avrupa Ekonomik Topluluğu. Bu da arkadaşlar AET olarak geçiyor. Tabii özellikle 1951'de ve 57'de imzalanan antlaşmalara ne isim veriliyor? Avrupa Toplulukları isim veriliyor. Yani Avrupa topluluğu değil. Avrupa toplulukları. Bak bu çok önemli. Ları yani 3 tane topluluk var. Bu 3 tane topluluk hangisi? Avrupa Kömür Çelik Topluluğu yani AKÇT. Avrupa ikincisi Avrupa Atom Enerji Topluluğu. AAET ve üçüncüsü ise Avrupa Ekonomik Topluluğu AET. Bu üç topluluğun hepsinin birleşimine Avrupa Toplulukları adı verilir. 93'te Maastricht Antlaşması imzalandı. Maastricht Antlaşması imzalandı. Yürürlüğe giriş tarihi ise 1993. Ve Avrupa Topluluklarının ismini aldı. Yani şunu söylemek istiyorum. Maastricht Antlaşması ile birlikte Avrupa Toplulukları ismi değişti. Avrupa Birliği oldu. Demek ki arkadaşlar şu çok önemli. 1993'e kadar Avrupa Birliği'nin ismi neydi? Avrupa Topluluklarıydı. 1993'ten itibaren ise Avrupa Birliği ismini almış oldu. Maastricht Antlaşması ile birlikte. Ki Maastricht Antlaşması 1992'de imzalandı. Ama yürürlüğe giriş tarihi ise 1993. Şimdi bir diğer önemli konu avro. Şimdi avro biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin para birimi ve avronun kullanılmasının iki nedeni var. Birinci nedeni şu, avroyu kullanan devletler arasında fiyat karşılaştırması yapabilmek. Avroyu kullanan devletler arasında fiyat karşılaştırmasını yapabilmektir. İkincisi ise avro ticaret ve seyahati kolaylaştırmaktır. Avro ticaret ve seyahati kolaylaştırmaktır. Şimdi avroyu özellikle 20 devlet kullanıyor. Onu söyleyeyim. Bu devletler Maastricht kriterlerini yerine getiren devletlerdir. Bu çok önemli. 7 devlet ise Maastricht kriterlerini tamamlayamadıkları için kullanamıyor. Yani bu 7 devlet Maastricht kriterlerini tamamlaması halinde avroya geçecekler arkadaşlar. Peki Maastricht kriterleri ne? Maastricht kriterleri şu arkadaşlar. Enflasyon oranının 1. Enflasyon oranının en düşük enflasyona sahip 3 üye ülkenin yıllık enflasyon oranının ortalamasının 1,5 puandan fazla geçmemesi. Yani şu demek. Atıyorum örneğin. Almanya, Fransa ve Hollanda.
Almanya %1 enflasyonu var. Fransa'nın %1,5. Hollanda'nın %2. Attım. Bütün ortalaması ne? %1,5. Demek istiyor ki sen avro kullanmak istiyorsansa kime demek istiyor mesela? Polonya'ya demek istiyor ya da işte Bulgaristan demek istiyor. Avro kullanmak istiyorsansa sen enflasyon oranın %1,5'sa %1,5 daha ekle. %3'ün üzerine olmayacak. Maksimum %3 olacak. Bunu kastetmek istiyorum. Yıllık enflasyon. 2. Uzun vadeli faiz oranlarının 12 aylık dönem itibariyle fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranının 2 puandan fazla aşmayacak. Yani aynı örneği verelim. Örneğin Almanya faiz oranı, yıllık faiz oranının %5, Fransa'nınki %6, Hollanda'nınki %7. Ortalama faiz oranı ne? %6. 3 ülkenin faiz oranı. Üye ülke, Avrupa Birliği'ne üye ülkenin faiz oranı %6. Bulgaristan diyor ki sen de faiz oranı maksimum %6 artı 2, %8 olacak. %8'i geçmeyecek. Avro kullanmak istiyorsansa şayet. Üçüncüsü, bütçe açığının gayri safi yurt hasılasının oranının %3'ü geçmeyecek. Bu çok önemli. Yani senin bütçe açığın gayri safi yurt içi hasıla oranının %3'ü geçmesi halinde avroyu kullanamayacaksın. Devlet borcunun ise gayri safi yurt içi hasılasının oranının %60'ı geçmeyecek. Devlet borçlarının ise gayri safi yurt içi hasılasının oranının %60'ı geçmeyecek arkadaşlar. Bir diğeri paranın yani kendi para biriminin son 2 yıl itibariyle diğer bir ülke parası karşısında devalüe edilmemiş olacak. Yani Bulgaristan para birimi işte Avrupa Birliği içindeki avro karşısında yani diğer Avrupa'nın herhangi bir ülkesi karşısında devalüe edilmiş son 2 yılda o zaten geçemeyecek. Bunu da bilmenizde yarar var. Yani bu şartlar, Maastricht kriterleri demek bu şartlar. Yani bu Maastricht kriterlerini tam sağlarsa o 7 ülke arkadaşlar avroyu kullanabilecek. Peki bir diğer konu Schengen. Schengen ne? AB, Avrupa Birliği, bu çok önemli. Avrupa Birliği üye vatandaşların ve geçerli vizeye sahip kişilerin Avrupa Birliği üye vatandaşların ve geçerli vizeye sahip kişilerin sınırlar arasında vizesiz ve sınır kontrolleri olmadan serbestçe seyahat etmesidir. Avrupa Birliği üye vatandaşlarının ve geçerli vize sahip kişilerin yani Avrupa Birliği üyesi devlet vatandaşlarının kimler üyesi Avrupa Birliği'ne o vatandaşların ve geçerli vize sahip kişilerin sınırlar arasında vizesiz ve sınır kontrolleri olmadan yani adam Paris'ten binecek Fransa'dan Almanya sanki Ankara'dan Çankırı'ya gidiyormuş gibi hiçbir kontroller tabi olmadan yani uyuduğu zaman otobüse bindi. Gözünün açtığında kendisini Berlin'de görecek. Ya da Roma'da görecek. Hiçbir geçerli vize sahip kişiler sınır kontrolü tabi olmadan serbestçe seyahat etmesi demek. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani istediği bir Fransız vatandaşı Almanya, Roma'ya, Bulgaristan'a, işte Hollanda'ya istediği gibi gezme imkanı sahip demek. Yani sanki şehri değiştiriyormuş gibi. Schengen alanı arkadaşlar işte bunu da ikiye ayırmamız gerekir. Bir, Schengen alanı kişilerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlandığı bir alanı simgeler. Bunu da ikiye ayırmamızda gerek var. Birincisi ne? Schengen alanı kişilerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlandığı bir alanı simgeler. Yani tüm iç sınırlar kalkıyor arkadaşlar. İkincisi, Schengen alanı içinde güvenliği sağlamak için ilgili ülkelerin polis ve adli konularda işbirliğini sağlayan mekanizmalar oluşturulur. İkincisi, Schengen alanı içinde güvenliği sağlamak için ilgili ülkelerin polis ve adli konularda işbirliğini sağlayan mekanizmalar oluşturulur. Şimdi Schengen alanı ne zaman başladı? 1985'te başladı. 85'te Lüksemburg'da imzalanan anlaşmayla oluşturuldu arkadaşlar. Schengen'e dahil ülkeler kimler? Onları kısaca
değinelim. 1985'te 5 ülke imzaladı. Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg. 90'da İtalya katıldığında. 91'de İspanya, Portekiz Schengen alanına katıldı. 92'de Yunanistan. 95'te Avusturya Schengen alanına katıldı. 96'da Danimarka, Finlandiya ve İsveç katıldı. 2007'de ise Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya katılmış oldu. Böylece bu devletler arasında Schengen alanı oluşturulmuş oldu. Şimdi bir diğer konu Avrupa Birliği'nde temel adımlar. Şimdi bu adımları bilmemiz lazım. Birinci adım şu. 51'de imzalanan ve 52'de yürürlüğe giren ne anlaşması var? Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması var. AKÇT. İşte bu anlaşmayla birlikte Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruluyor. Yani AKÇT kuruluyor. Tabi bu anlaşma Paris Anlaşması 51'de imzalanıyor. 52'de yürürlüğe giriyor. Paris Anlaşması bir diğer ismi. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması. Demek ki iki isim var 51'de imzalanan bu anlaşma. Paris Anlaşması veya Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması olarak geçiyor. Ne kuruluyor? Avrupa Kömür, Çelik ve Topluluğu Örgütü kuruluyor. 58'de Roma Antlaşmaları imzalanıyor. Bu antlaşmalarla iki topluluk kuruluyor. Avrupa Atom Enerji Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. 1987'de tek senet oluşuyor. Daha doğrusu tek senet 1985'te imzalanıyor ve 1987'de yürürlüğe giriyor. Tek senetle birlikte Avrupa topluluklarında ortak pazar yerini neye almış olur? Tek pazara almış oluyor. Tek senetle birlikte Avrupa topluluklarında ortak pazar yerini tek pazara almış oluyor. 1993'te 92'de imzalanıp 93'te yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması var. Ve Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Toplulukları ismi ne oluyor? Avrupa Birliği'ne dönüşmüş oluyor arkadaşlar. 1997'de imzalanıp 99'da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması var. 2001'de imzalanıp 2003'te yürürlüğe giren Nice Antlaşması var. Ve 2009'da imzalanıp 2009 yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması var. Şimdi arkadaşlar gelelim Avrupa'da birlik düşüncesi ne zaman başladı? Kısaca bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Avrupa'da birlik düşüncesi baktığımızda 8. yüzyıla kadar gittiğini söyleyebiliriz. Ancak 17. yüzyılda Avrupa'daki din savaşlarını çözüm arayan Immanuel Kant Avrupa Birleşik Devletleri ve sürekli barış kavramını gündeme getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. 18. yüzyılın sonuna doğru sanayi devrinin özellikle etkisiyle yani 1900'lü yıllarından sonra özellikle sanayi devrinin etkisiyle yeni pazar araçlarına girilmesi Avrupa'da birlik fikrini pekiştirdiğini görüyoruz. 1815 Viyana uyumundan sonra Prusya iç gümrüklerini sıfırlıyor. 1834'teki Zollverein içinde yani Alman Gümrük Birliği sağlanmış olunuyor. Kimler arasında? Alman Birliği arasında yani Alman küçük devletler arasında 18 devlet yer alıyor burada. Bunun 18 devletin 18'i de Alman devletleri oluyor. Almanya bir parçalanmıştı zaten. Almanya ne zaman ulusal birliğin sağlanmış oluyor? 1871. Bu çok önemli. 1860'da İtalyanlar ulusal birliğini sağlanmış oluyor. 1871'de ise Almanya ulusal birliğini sağlanmış oluyor. 1870'te 1914 arasında Avrupa'da korumacılık fikri ortaya çıkıyor. Sonrasında ise baktığımızda Fransa ve Almanya arasındaki rekabet birlik düşüncesini engellediğini görüyoruz. Ne zamana kadar? 1950'ye kadar. 1945'in sonlarına kadar bu birlik düşüncesi engelleniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1945'ten sonra yine bir birlik düşüncesi oluştuğunu söylüyoruz. Bunun ilk kim atıyor ortaya? Özellikle baktığımızda Robert Schuman planı
oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Haftaya, üçüncü haftada görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.